indiriliyor. Ama öğrendiğim kadarıyla, yani bugün Balkan sitelerinde okuduğum kadarıyla, kendisi Türkiye'ye geldiği zaman, gönderildiği takdirde baskı göreceğini, inançlarından ötürü şiddet göreceğini ifade ederek, iddia ederek sığınma talebinde bulunmuş ve bu yine o Balkan sitelerinin verdiği bilgiye göre havalimanı emniyetinin geri çevirmesi üzerine amacına o başvuru yerine getirilememiş. Uçağa bindirildikten sonra kendisine, yani Türkiye'ye, Arnavutluk'tan Türkiye'ye uçarken kendisine iyi davranılmış. Uçakta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlilerinin olduğu iddia ediliyor. Yani kendisine herhangi bir işte kendisini yakındığı herhangi bir şikayet meydana gelmemiş. Herhangi bir kötü muamele söz konusu olmamış. Kendisi Türkiye'ye getirdikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, önce havalimanı, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş. Burada organize suçlarla şube müdürlüğünde tutuluyor. Dün gece aslında ifadesinin alınacağı söylenmişti. Fakat son anda emniyet bundan vazgeçti. Çünkü savcılık bir gün daha süre istedi. Soruların hazırlanamadığı gerekçesiyle süre istediler. Zannedersem bugün de kendisi gözaltında kalacak. Gece yahut yarın ifadesinin alınması bekleniyor. Emre Olur hangi dosyadan işlem görüyor? 2018 yılında başlatılan Sedat Peker örgütü, Sedat Peker suç örgütü soruşturmasında hakkında işlem yapılıyor. Esasen bu soruşturma 2018'de açılmış olmakla beraber 2020-21 yılında davaya dönüşmüştü. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor bu dava. Fakat bu davada tutuklu yok. Bütün tutuklular tahliye edildi. Davanın bir numaralısı Sedat Peker de zaten Türkiye'de değil. Fakat bu bir yandan dava açılırken soruşturma açık tutuluyordu. Dolayısıyla Emre Olur'un bu dosya kapsamında suç örgütü üyeliği, hakaret ve benzeri diğer suçlamalarla savcı önüne çıkarılıp çıkarılacağı bekleniyor. İhtimaldir ki tutuklanır, öyle görünüyor. Ancak dediğim üzere bu soruşturmada başka bir tutuklu da kalmadığını biliyoruz. Bu arada Sedat Peker için de aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava pek iyi değil. Öğrendiğim kadarıyla bir kaynaktan öğrendiğim kadarıyla kendisi bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi ofise davet edilmiş ve kendisine sosyal medya hesabında bir beğeni bile yapması halinde durumunun iyi olmayacağı kendisine ifade edilmiş. Dolayısıyla üzerindeki baskının arttığını anlıyoruz. Avukat Ersan Barkın'a sordum. Ersan Barkın bana kendisinin, yani Sedat Peker'in avukatına, Ersan Barkın'a aktardığı sözleri anlattı bana ve Sedat Peker'in bu durumu, yani Emre Olur'un operasyonla Türkiye'ye getirilip gözaltında olmasını fiilen üzerine alındığını, kendisine yönelik bir mesaj olarak kabul ettiğini söylemiş ve bu yapılanı da sessiz ol yoksa seni de sınır dışı ederiz diye kabul ediyor. Nitekim bugün Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeye çağrılmış olması, bir beğeni bile yapmaması yönünde sıkı sıkıya uyarılmış olması, onun açısından da herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha zor günleri kendisini beklediğini gösteriyor. Eğer aktif olursa, yani sosyal medya hesaplarını aktif ederse, o da Emre Olur'la benzer bir süreci yaşayabilir diye öngörüyorum. Bu arada bu da anlaşılıyor ki bundan sonra Sedat Peker sosyal medya paylaşımı da yapamayacak. Çünkü Emre Olur sadece basın danışmanı değildi, aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da kullanan kişiydi. Yani ya da kendi sosyal medya hesabını Sedat Peker'in mesajlarını açan da biriydi. O nedenle Sedat Peker artık mesajlarını, paylaşımlarını Emre Olur üzerinden yapamayacağı gibi herhangi bir hesabı da kullanamayacak gibi görünüyor. Bütünüyle sessizliğe gömülmesi anlamına geliyor. Ancak avukatı yardımıyla herhalde işte varsa hukuki bir talebi onu aktarabilir. Yahut temas kurabildiği gazeteciler ya da başka kimseler varsa onlara ulaşabilir, ama kamuoyuna dönük bir mesaj vermesini ben artık ihtimal dahilinde görmüyorum. Sürpriz bir durum yoksa bu durumda ne olur? Belki ihtimal Sedat Peker eğer Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin ilişkisi bozulmazsa bu böyle devam eder, ama bozulursa o ihtimal durumunda bir değişiklik yaratır mı? Belki öyle olabilir. Yahut Sedat Peker belki ülke değiştirir. O mümkün olabilir mi? Onu da
Göreceğiz. Çünkü pasaportu iptal edilmiş olmalı diye düşünüyorum. O nedenle ülke değiştirmesi de şu koşullarda biraz zor görünüyor. Sedat Peker büyük ölçüde suskunluğa gömülecek. Daha uzun bir süre paylaşım yapması zor. Ama diğer taraftan Türkiye'deki Türkiye'de belli bir çevresi ve gücü vardı. Fakat o da son günlerde işte villasının önünde, Beykoz'daki villasının önünde bir silahlı saldırıya hedef oldu. Yakın çevresinden bazı isimler vuruldu. Bu içeriden bir operasyonun da mümkün olduğunu, ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Sedat Peker'in Türkiye'deki işte çevresi, arkadaş çevresi ya da varlığı her neyse yapılanması, o da büyük ölçüde bir baskı altında kalacak diye tahmin ediyorum. Şimdilik böyle. Kadir abi, söz sende. Yani benim uzaktan baktığımda gördüğüm şu: Emre Olur eğer Sedat Peker'in yanında konumlansaydı, Anadolu'dan gelip Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sedat Peker'le birlikte yaşamaya, o mekanda, aynı ortamda onunla birlikte işte doğrudan görüş alışverişi falan vesaire yapıp Sedat Peker'in yürüttüğü faaliyetin doğrudan bir parçası, bu manada mekan olarak da bir parçası olsaydı, güçlenecekti Sedat Peker. Güçlenmesine izin vermediler. Burada Sedat Peker son dönemde dengeyi bir hayli zorladı bence. Zehra Taşkesenlioğlu hadisesi, işte Ünsal Bağ'ın, ondan sonra Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu borsa yolsuzlukları vesaire konusunda iktidarın iki mensubunun istifasıyla sonuçlanan bir dizi ifşa ve iddianın neticesinde kızdırdı. Önemli ölçüde kızdırdı tabii ki iktidarı ve sonuçta işte Birleşik Arap Emirlikleri üzerine muazzam bir baskı kurulmuş olsa gerek. Bu baskı ile yeni bir denge oluşturulmaya çalışılıyor. Tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ilişkilerinin krizden çıkıp gayet olumlu bir zeminde gelişmesi karşısında Sedat Peker'in hala neden orada olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin onu almayı bu kadar çok, iadesini bu kadar çok istemesine karşılık bunu neden başaramadığı şu ana kadar bir soru işareti. Bu çok aslında basit bunun cevabı. Bir devletin bu kadar bastırıp da yapamadığı bir şey ancak bir başka devletin karşısında bir denge oluşturmasıyla mümkün. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün imkanlarını kullanarak Sedat Peker'i alamıyorsa, getiremiyorsa Türkiye'ye, geçmişte biliyorsunuz, ben mukayese yapmak için söylemiyorum, sadece teknik bir mukayese, işte 90'lı yılların sonunda Osman Öcalan hadisesini biliyorsunuz, 99'un Şubat'ında getirilmişti Türkiye, 98'in Ekim'inde Suriye'den ayrılmaya zorlandıktan sonra Türkiye'ye teslim edilmişti. Onun peşinden de Türkiye çok uğraştı ve aldı. Şimdi Sedat Peker'i de getirmek istiyorlar ama bunu şu ana kadar başarabilmiş değiller. Ben burada ancak ve ancak Sedat Peker'in gerçekten bir karşı denge oluşturabilecek bir devletin koruması altında olmasıyla bunu açıklayabiliyorum. Yoksa ben bunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek başına böyle bir baskı karşısında durabileceği kanaatinde değilim. Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker niye tutsun, neden tutsun? Yani geçmişte de kolay kolay vermeyeceğini düşünmüştüm ama bu bir denge ile mümkün olabilirdi. Yani Sedat Peker'in susması, susturulması, pasif hale getirilmesi ile mümkün olabilirdi. Şimdi en azından alamıyorsa bile iktidar bunu, orada Birleşik Arap Emirlikleri üzerine baskı kurarak Sedat Peker'in tamamen pasifize edilmesi gibi bir amaç güdülüyor olabilir. Bu arada tabii ileride göreceğiz. Yakın belli bir süre sonra zaten seçim satım halindeyiz. Bütün bu olanlar da zaten seçimle alakalı şeyler. Yani çünkü bir parantez açalım burada. Sedat Peker'in iddia ve ifşaatı netice karşısında herhangi bir yalanlama olmadı. Yani bu yolsuzluk iddialarının yalanlama olmadığı için de gerçek olduğunu varsayabiliriz, gerçek olarak kabul edebiliriz. Bu kadar basit aslında.
Daha önce Sedat Peker'in fiili sözcülüğünü yapan gazeteciler diye konuşuyorum, bir kişiyi kastediyor gibi gözükmemek için. Avrupa'da sürgündeki gazeteciler de işte bu şekilde bir faaliyet yürütmüşlerdi. Şimdi bakalım ne olacak? Yani Emre Olur'un getirilmesinden sonra. Şimdi tabii şu da ilginç. Aslında bir dipnot olarak şunu da ben paylaşmak istiyorum. Yani Türkiye'de parti, devlet, iktidar ve devlet özdeşleşmesi o kadar belirgin bir hal aldı ki bütün bu hadise, yani Sedat Peker'in ifşa ettiği yolsuzluktan dolayı yolsuzluğu yapan kişilerden hiçbiri hakkında bir soruşturma dahi yok. Ünsal Ban o tutuklu. O ise orada da aslında burada zarar